Sait Faik Abasıyanık, Havuzbaşı. Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi, belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak. Kar yolları kapayacak. Bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek. Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim. İçimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim aleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, İnsan sesleri arasında her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık, kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte yalnız pek başıboşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi yüzünü bir dakika görmek için kimsenin? Önce yanımdaki kanepeye oturdular. Biri kadın, öteki erkekti. Erkek bana gülümsedi. Halim yok gülmeye. Yoksa tatlı tatlı gülümsemesine karşılık verilmeyecek adam değildi. Bu selam yerine geçen gülümsemeye neden cevap vermedim? Sizi bekliyordum. Hala sizi bekliyordum. Belki de bugün, bu saatte buradan çıkmayacaktınız. Yoksa hasta mıydınız? Bir ara bir başkasından saçlarınızı, yürüyüşünüzü seyreder gibi olmuş, siz olmadığınızı görünce yeniden merak etmiş, üzülmüş, sonra belki de benim burada oturduğumu tahmin etmiştir diye öteki kapıdan çıkmıştır şüphesine düşmüştüm. Bu şüpheden çabucak caydım. O kadar ehemmiyet verilmeye değer miydim? Ya hastaysanız? Sanki hastaydınız. Koşup yatağınızın başucuna gelmiştim. Gözlerinizi açtınız, alnınız terliydi. İki açık sarı tel terli alnınızın üstüne yapışmıştı. Ateşim düşmüyor demiştiniz. Şehre koşmuştum. Kara borsalardan ilaçlar getirmiştim. İyileşmiştiniz. Rıhtım boyunca yürümüştük. Taze, kırmızıydınız. Alnınız terliydi, gülüyordunuz. Alay ediyordunuz. Koşuyordunuz, yakalayamıyordum. Allah esirgesin, hasta olmayın. 4-5 saniye içinde bunları düşündüğümden adamın selamına karşılık verememiştim. 4-5 saniye bir gecikmeden sonra ben de güldüm. Bunun üzerine adam yerinden kalktı, yanıma geldi. Bu caminin ismi ne? Bir türlü bulamadım caminin ismini dersem inanır mısınız? Hala sizinle beraberdim. Hayır, hasta filan değildiniz, çok şükür. Beni görmemek için arka yollardan gidişinizi görür gibi oldum. İçimi mütevekkil bir sıkıntı sardı. Kızamıyorum size. Dünyaya kızıyorum, en iyi arkadaşıma kızıyorum. Yok ağa, bu Mayıs'tan başka bir şeye benzeyen soğuk 1946 Mayıs'ına kızıyorum. Budalaca gülen kızlara kızıyorum. Size kızamıyorum. Arka sokaklardan beni görmemek için kaçtıysa beni düşünerekten gitmiştir diyorum. Hatırladım caminin ismini. Beyazıt Camisi canım. Kadın da yerinden kalktı. Adamın mühim bir sual sorduğunu, cevabımın bütün karışık meseleleri halledeceğini bağıran pek mütecessis bir yüzle yanımıza geldi. Yanına oturdu adamın. Bu sefer o sordu. Alisofya hangisi? Şu tarafta. Bir işaretle sol tarafı gösterdim. Anlayamadılar ne taraftadır Alisofya. Elimin gösterdiği istikameti bir türlü kestiremediler.
Gösterdiğim yerde kocaman binalar, birbirini kesen, biçen yollar, dükkanlar vardı. Orada Ayasofya'yı nasıl bulacaklar? Ama ne yapsınlar, çaresiz kabullendiler. Zahir oralardadır diye akıllarından geçmiş gibi yüzüme baktılar. Son bir defa daha. Herhalde Irak'tır dediler. Yo, pek Irak değil dedim. Adam 50'sini aşmıştı. Toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Bunu getirdim köyden dedi. Çarşaflı kadını gösterdi. Sütlaç gibi buruşuk, ufacık gözleriyle yanaklarının elmacık kemiklere rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz, yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldum. Bu yüz pembe mi pembe, içinde ne güzel bir kan akıyordu kim bilir. Hiç İstanbul görmedi bu. Bakıyor, hoşlanıyor da gülü gülü veriyor. Hoşlanıyor pek. Biz Lüleburgazlıyız. Ben geldim birkaç defa İstanbul'a. Bu gelmemişti. Camileri gezdiriyorum. Taksim'e de bir gidin. E gideceğiz. Beyoğlu'nu da görürüz ha. O da Taksim'e ulaşmadan değil mi? Evet. E tramvayla mı gidelim? E tramvayla gidin ya. Ama biz tonelden geçmek istiyoruz. Tonel işlemiyor, kapalı. Ya tonel kapalı demek. Tonelin kapalı olmasına beraberce üzülüyoruz. Kadın elinde gazete kağıdına sarılmış bir şeyi bana gösteriyor. Bakır ucuzlamış, ucuza aldık. Kaça aldınız? E kilosuna ne verdikti? 450 kuruştan verdiler. Te bak şuna 310 kuruş verdik. Pahalı değil. Değil mi? 325 kuruş verdik. 700 gram geldi. Sen 5 lira verdin. Ne geri verdi sana bakırcı? Hesap ettiler. Önce anlaşamadılar, sonra anlaştılar. 310 kuruşu almışlardı tencereyi. Ben senin gelmen ihtimali olan yola gözlerimi dikmişim. Onlar hesaplarını yapmış, havuzu seyrediyorlar. Ben geçmenizden ümidi kesmişim. Sizi nerede bulabileceğimi, bana bakın, beni dinleyin ne olur. Bakın da bir gün samimi olayım. Söyleyeceklerimi söyletmiyorsunuz, dinleyeceklerimi dinletmiyorsunuz. Bırakın anlatayım. Bu dibinden mi kaynar? Yok canım. Babacığım bu pınar mı? Boruyla içine terkos gelir. Adam yanındakine dönüyor. Borularla doldururlarmış. Dibine boru düşemişler. Senin anlayacağın. Bana, peki hani bu suları fışkırtırmış? Bayramlarda sıcak havalarda hava soğuk da ondan fışkırtmıyorlar. Adam kadına, hava soğuk da ondan fışkırtmıyorlar anladın mı? Sıcak havada fışkırtırlar da insanları serinletir. Bana da dönüyor. E peki diyor. Hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır, oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? 50 yaşında adam, 50'sine yakın kadın. Fiskiyeler, toplar. Onlar benden de çocuk. Seni görememenin sıkıntısı dağılıyor. Seviniyorum. Kadın eğilip beni dinliyor. Taksim'den, öteki camilerden, meydanlardan, Boğaziçi'nden, Kız Kulesi'nden söz açıyoruz. Sonunda lakırdılarımız bitiyor. Konuşmuyoruz. Bir zaman susuyoruz. Ben size bir mısra bulup söylemek istiyorum. Yağmurlu havalardan, dağ yollarından, katırlardan, çıngıraklardan bahseder mısralar yok mu yeryüzünde? Bu sırada adam kadınına Kız Kulesi'ni, Haydarpaşa'yı, Selim Yakışlası'nı anlatıyor. Bir ara üçümüz de susuyoruz. Mühim şeyler düşünüyor gibiyiz. Hele ben neler düşünmüyorum. Kapıdan çıkıyorsunuz, koşa koşa yanıma geliyorsunuz. Kolunuza bile giriyorum. Tam bu sırada adam. Kışın donar mı bu su? Ne diyeyim ben şimdi? Üzüntüm yine dağılıyor. Donar diyorum. Donar da çocuklar üstünde kayarlar. Kadına dönüyor adam. Donarmış, çocuklar üstünde kayarlarmış diyor. Ne dersin sevgilim? Beyazıt havuzu kışın donar mı? Murtaza Çavuş da karısı Hacer Ana'ya ben donar dedim.